Malumunuzdur ki sosyal medya hayatımızın her alanına girdi. Yemeklerimiz, özel günlerimiz, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz hepsi sosyal medya mecralarında. Peki bu sosyal medya bizim güzel Türkçemize ne yaptı? Gelin Galata Meşhur'da bir bakalım olanlara. Sosyal medyanın dilimize yerleştirdiği bir sürü kelime var. Mesela DM'den yürümek. Direkt mesaj anlamına gelen DM sayesinde beğendiğiniz bir kişiye Instagram ya da Twitter'dan mesaj atarak tırnak içinde yürüyebiliyorsunuz. Ünlülerin bile kullandığı bu yöntemi siz aslında çok iyi biliyorsunuz. Bir diğer kelime fava atmak veya favlamak. Şimdi üşeniyorum sonra bakacağım deyip fava attığımız bir sürü gönderi var değil mi? Ya da fava at bekle tahminlerimde yanılmayacağım deriz. Evet, sosyal medyada bol bol favlıyoruz. Sonra like atıyoruz ya da like'lıyoruz. Beğendiğimiz gönderileri beğendiğimizi beğendim kelimesiyle değil, senin son fotoğrafını like'ladım şeklinde kullanıyoruz. Türkçe katliamı bir nevi yani. En meşhur kelimelerden biri de selfie. Her ne kadar öz çekim olarak Türkçeleştirilmişse de öz çekimi kullanan çok fazla kişi yok. Selfie kelimesi de dilimize geldi, bir güzel yerleşti. Her yerde, her şeyle, her halimizde güzel selfie'ler çekiyor muyuz Galata Meşhur ailesi? Trollemek kelimesi de sosyal medyanın yine tırnak içinde bize kazandırdığı kelimelerden. Her şeyle dalga geçme, her şeyi tiye alma gibi tırnak içerisinde özel yeteneği olan birçok arkadaşımız var sosyal medyada. Onlara troll diyoruz. Yaptıkları bu çok komik olduğunu düşündükleri şakalara da trollemek. Allah kimseyi trollerin eline düşürmesin mi diyelim, bilemedik. Bir diğer kelime YouTuber. Gençlerin hayalindeki meslek haline gelen, çok para kazanmak umuduyla yediği yemekten yattığı yatağa ve daha birçok şeyi milyonlarla paylaşmayı göze alan, tehlikeli, iğrenç, komik olmayan içerikler üreten, bazıları güzel de olabiliyor, haklarını yemeyelim, yeni bir iş. Bu işi tanımlayan kelime YouTuber olmak. Türkçesi yok. Okulu da yok. Enteresan bir iş yani. Fake kelimesi de Türkçe'de sık sık duyuluyor artık. Sahte demek zor mu geliyor, fake demek havalı mı oluyor bilmiyoruz ama Türkçe katliamına bir örnek kelime de bu maalesef. Story kelimesi de bu kelimelerden biri. Güzel manzaralı bir yere gittiğinizde ilk işiniz dur bir fotoğraf çekip story atacağım demek olmuyor mu? Evet, onu yapıyorsunuz. Hikaye olarak Türkçe karşılığı var aslında. Gayet de kullanılabilir. Story atmak yerine hikaye atabilirsiniz. Son olarak yaygın kullanılan ve Türkçemizin neye uğradığını şaşırtan kelime stalklamak. Merak ettiği kişinin babaannesinin dedesinin ismine kadar sosyal medyada araştırıp bulan ve bunu hayatının amacı haline getirmiş kişilere stalker diyoruz. Yaptıkları bu tırnak içerisinde muhteşem işe de stalklamak deniyor. Merak ediyorsanız gidin konuşun arkadaşlar. Vaktinizi bu kadar derinlerde harcamayın. Şaka bir yana Galata Meşhurcular, Türkçemize bu kelimelerin yerleşmesi bir zenginlik midir yoksa fecaat mı? Siz karar verin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.